Merhabalar, Ankara'dan iyi akşamlar. Size söylenenden ya da okuduklarınızdan daha fazlasını olan bitenin perde arkasını vaat eden programa Siyasi İşlere hoş geldiniz. Başkentin gündemi bir hayli yoğun. Kulislerde herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Amerika Birleşik Devletleri Şam yönetimini vuracak mı? Vuracaksa nasıl vuracak? Topyekün bir müdahale mi söz konusu, yoksa cezalandırıcı bir darbe, bir hamle mi? Ya Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya karşı karşıya gelirse ve Türkiye'nin, tabii Ankara'nın pozisyonu ne olacak? Programa işte bu çok kritik sorulara yanıt arayarak başlayacağız. Sonra FETÖ ile mücadeleye bir paragraf açmak istiyoruz. Çünkü önemli bir operasyon söz konusu. Yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon. Hatırlayacaksınız, Kosova'da daha önce bir operasyon gerçekleşmişti. FETÖ'nün altı üst düzey yöneticisi Kosova'da yakalanmış, Türkiye'ye getirilmişti. Bu kez Gabon'da 3 FETÖ yöneticisi yakalandı, Türkiye'ye getirildi. MİT tabii bu tür operasyonları nasıl planlıyor, nasıl harekete geçiriliyor? Sonra yine FETÖ ile mücadele deyince Eskişehir'de yaşanan, üniversitede yaşanan o olay, 4 akademisyen öldürülmüştü. Katil zanlısı akademisyenlerle ilgili FETÖ ihbarında bulunuyordu. Orada bir karışık bir durum, sıkıntılı bir durum var. O durum FETÖ ile mücadeleye nasıl yansıyor? Hepsini konuşacağız. Başka ne var? Ekonomi var. Ekonomi önemli. Dövize bakıyoruz. Bir hayli hareketli. Dolar 4 lirayı aştı. Neden önüne geçilemiyor bu artışın, yükselişin? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Siyasete baktığımızda içeride tabii ittifak hesapları ne vaziyette? Yerel seçim öncesi öne çıkan adaylar var mı? Varsa eğer kimler? Hepsine yanıt arayacağız. Bu akşam da Siyasi işlerde ekip tamam. Üç konuğumuz da burada. Okan Müderrisoğlu, hoş geldiniz. Serpil Çevikcan, hoş geldiniz. Hoş Mustafa Kartoğlu, hoş geldiniz. Şimdi bir anlamda ben çatıyı kurdum ama bir de sıcak gelişme söz konusu. Ekranda da yeri var. Onu seslendirelim. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama. Aslında milyonlarca kişiyi, öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Malumunuz TEOG kaldırılmıştı. Yerine liseye geçiş sistemi devreye girdi. Burada bir takım nitelikli okullara giriş nasıl olacak, o soru işaretiydi. Sınavla alacaktı o öğrenciyi o liseler. Milli Eğitim Bakanlığı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin yapılacak 2018 yılı merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Yani hangi liseler sınavla öğrenci alacak, kontenjan nedir, nasıl başvuru yapmak gerekiyor, hepsi o kılavuzda var. O kılavuzdan yansıyanları konuşarak başlamak istiyoruz. Bir konuğumuz var. Telefon attığımızda eğitim uzmanı Nazik Kösegil NTV yayınına katılıyor. Nazik Hanım, hoş geldiniz NTV yayınına. Tabii herkesin merak ettiği ve tabii sıcağı sıcağına yeni bir gelişme. Kimi öğrenciler belki girmiştir internet sitesine, bakmışlardır. Kimisi ulaşamıyordur belki internet sitesine. Neler yansıyor o kılavuzdan? Merak edilen sorulara yanıtlar neler? Şimdi öncelikle burada herkese iyi yayınlar, merhaba. Açıklanan okullar üzerine en çok merak edilen konuydu. O yüzden onun üzerine konuşmak lazım. İstanbul ili üzerinden örnek verirsek, her ilçede mutlaka sınavla alan bir okul yer almakta. Özellikle bazı ilçelerde çok fazla Anadolu sesi, yani çok fazla dediğim öğrenciler tabii şaşıracaklar ama birden fazla Anadolu sesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve meslek liseleri öğrenci alırken bazı örneğin Esenler'de sadece bir okul sınavla öğrenci alıyor. Sıkıntılı olan tarafları var. Bir ilçe ilçe değişiyor. Çünkü bazı ilçelerde dediğim gibi daha fazla sınavla öğrenci alınmıyor. Bazı ilçelerde ise çok sınavla öğrenci alınmayacak olması demek bu ilçelerde adrese dayalı kayıtların yapılacağını gösteriyor. Dolayısıyla öğrenci için aslında sınavın önemi artıyor. Çünkü lise sayısı çok fazla değil, kontenjan sayısı çok fazla değil. Bu da sınavın biraz zorlu geçeceğini, öğrencinin sınavla öğrenci alacak olan okullara girişi için de ciddi bir hazırlık yapması gerektiğini gösteriyor genel olarak bakıldığında. Sınav başvuruları ile ilgili ayrıntılara bakıldığında da geçmiş yıllarda şöyle bir şey vardı. Öğrenciler herhangi bir sınav başvurusu yapmıyorlardı. Kendi okullarında yazılımlara girer gibi sınava giriyorlardı. Şimdi ise bir sınav başvurusu durumu var. Yani unutulmaması gereken bir durum. Okul müdürlüklerinden yapılacak olan bir sınav başvurusu var. Hem tarihlerine dikkat etmek hem de sınav başvurusu sırasında bilgileri de kontrol etmek gerekiyor. Yani bunun artık biraz aslında üniversite sınavına benzedi bu haliyle. Bir başvurusu var, bir sınav giriş belgesi var. Yani öğrenci
kendi okulunda sınava girmeyecek. Başvurusundan sonra kendisine gelen yazılı olan okulda sınava girecek. Sınav bir kere uygulanacak. Dolayısıyla geçmiş yıllardaki o mazeret sınavları vesaire artık olmayacak. Bu yüzden öğrencilerin bu açıklanan okullarla ilgili birinci listeyi mutlaka hem velilerin hem öğrencinin incelemesi lazım. İkincisi de sınav hazırlığı noktasında biraz daha sanıyorum ki çaba harcamak, biraz daha o çalışma sürelerini artırmak gerekiyor. Listeden anlaşılan bu aslında. Peki tabii kontenjanlar merak ediliyor. O nitelikli okullar ve onlara belirlenen kontenjanlar. Şöyle bir baktığınızda listeye göze çarpanlar, dikkat çekenler hangileri? Öncelikle fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde kontenjan azlığı dikkat çekiyor. Ama geçmiş yıllarda da hep daha az öğrenci olan okullardı. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapılmamış. Anadolu liselerine bakıldığında kontenjanların 100 ve üzerinde olduğu görünüyor. Meslek liselerinde İmam Hatiplere göre daha az öğrenci kontenjanı varken Anadolu İmam Hatiplerde biraz daha Anadolu İmam Hatip ve Anadolu liselerinde diyelim kontenjanların fazla olduğu görünüyor. Dediğim gibi bu biraz ilçelerdeki okul sayılarına da bakmak gerekiyor. Eğer bir ilçede sınavla öğrenci alan okul sayısı fazlaysa, bu sefer de sınava girmeyecek olup adrese kayıt yaptıracak öğrencinin ilçe dışına kayması durumu söz konusu olacak. Çünkü kalan okullardaki kontenjanlar da aslında çok yüksek olmayacak. Dolayısıyla genel değerlendirmede en çok istenen öğrencinin, en çok tercih etmek istediği okulların kontenjanlarının düşük ve dediğim gibi meslek liseleri de buna dahil. Çünkü meslek lisesine sınavla girmek de aslında meslek lisesindeki öğrencinin akademik anlamda başarısının artması demek. Bu biraz sıkıntılı. Keşke biraz daha tabii kontenjanlar fazla olsaydı. Çünkü genele bakıldığında ilk yani Eylül-Ekim civarında yapılan açıklamayla benzer bir açıklama, sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları az. Dolayısıyla sınava giren, sınavda ki istediği başarıyı yakalayamayan öğrencinin de kendi ilçesiyle ilgili o adrese dayalı kayıda kalacak gibi görünüyor. Peki. Nazik Kösegil, çok teşekkür ederim. NTV yayınına katıldığınız için önemli bir gelişme. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu açıkladı. Sınavla öğrenci alacak liselere ilişkin hem öğrencilerin nasıl başvuru yapacağı hem de hangi okula ne kadar kontenjan ayrıldığı bu kılavuzda yer alıyor. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden bu kılavuza ulaşmak mümkün. Ama tabii çok sayıda kişi o internet sitesine girmeye çalışabilir. Bu nedenle internet sitesinde bu sıkıntı olabilir. O eğer öyle bir durum yaşanıyorsa not düşelim. ntv.com.tr'de de o liste, tam liste olarak kılavuz yer alıyor. Buradan ilgilenenlere duyurmuş olalım ve dönelim siyasi işlerin gündemine. Açılışta da bir anlamda aslında çatıyı kurmuştuk. Suriye'de olan biten tabii çok dikkatle takip ediliyor. Serpil Çevikcan, sizle başlayalım. Şimdi Duma'da yaşanan olay sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tepkisi sert oldu. 24 ila 48 saat arasında büyük bir karar açıklayacağım dedi. Askeri yetkililerle görüşüyorum dedi. Tabii ne açıklayacak? Ne dersiniz? Bir yepyeni bir aşamaya mı taşıyacak Washington, yoksa bir cezalandırıcı hamle mi? Ankara'nın beklentisi bu hangi yönde? Tabii olaya baktığımızda Doğu Guta özelinde önce konuşmak lazım. Doğu Guta 4-5 Mayıs 2017 tarihinde aslında Rusya'nın da bir bakıma garantörlüğünde gerilimi azaltma bölgelerinden biri olarak tespit edilmişti. Diğer bölgelerde işte birinde İdlib, Türk askerinin de gözlem noktaları kurduğu İdlib var. Bu bölgelerde aslında birçok şey planlandığı gibi gidiyordu, bazı aksaklıklar olmakla birlikte. Fakat Doğu Guta'da durum çok farklı. Tabii ben yani bu olayı değerlendirirken bunun zamanlama konusunda bazı hani soru çengellerini mutlaka kafalara asmak gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi, çok yakın bir zamanda, daha geçen programda konuştuğumuz gibi, Trump Suriye'den çekilme açıklaması yapalı daha bir hafta 10 gün bir süre oldu. Bir yandan Ankara'da çok önemli bir üçlü zirve gerçekleşti. Türkiye, Rusya ve İran arasında. Orada Rusya Devlet Başkanı Putin'in biz Doğu Guta'da müthiş bir operasyon yaptık, insani yardım ve oradan tahliye konusunda diye çok açıkça deklare etmesinden bir hafta sonra bu olay meydana geldi. Bir taraftan da Esad'ın buradaki son kalan muhalif grup
radikal muhalif grup olarak değerlendirilen Ceyşül İslam denen grubunla anlaşmaya vardık. Artık onlar da tahliye edilerek çıkacaklar. Hı hı. Bir problem kalmadı Guta'da dediği bir tabloda oldu. Yani aslında bunları alt alta koyduğunuzda Doğu Guta'da bu saldırının ve katliamın olmaması gerekiyor. İşte bu nedenle acaba bu bir provokasyon mudur şeklinde yorumlar, haberler, analizler yansıdı. Tabii Rusya'nın özellikle, Rus yönetiminin bunun bir provokasyon olduğu, Suriye'nin, Esad rejiminin böyle bir saldırı düzenlemediği, kimyasal kullanılmadığı, elindeki delillerin kimyasalı göstermediği yolunda açıklamaları var. Amerika'nın ve diğer işte batılı ülkelerin ise tam tersi açıklamaları var. Şimdi Trump tabii buraya 24 saat 48 saat içinde önemli bir provokasyon ihtimali var mı yok mu? Belki provokasyon, belki değil. Ama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri provoke olmuş. Onu görüyoruz. Evet. Yani bir karar alacak ve bir beklenti var. Evet. Kulislerde ne konuşuluyor mesela? Bugün meclisteydiniz. Orada milletvekilleriyle temas ettiniz. Yani böyle bir topyekun bir müdahale mi, yoksa işte daha çok geçen seneki gibi bir Evet. Daha çok konuşulan askeri şimdi saldırı mı? Evet. Şimdi Amerika'da mevcut işte sürekli her programda konuştuğumuz ya üzerinde yorum yaptığımız konu, Amerika'da çeşitli klikler, taraflar arasındaki politika farklılıkları, yaklaşımlarının aslında burada da devrede olduğunu görüyoruz. Amerikan yönetiminde Şahinler denen daha çok askerlerden oluşan grup Trump'a, son 24 saat içinde Trump'a kısıtlı, sınırlı ve etkisi az bir saldırı değil, tam tersine İngiltere'nin, Fransa'nın da desteğiyle çok vurucu, etkili, sert bir müdahale yapılması yönünde telkinde bulunuyorlar. Ankara'ya gelen bilgiler aktarıyorum, kulisleri sorduğun için. Fakat Trump'ın ise biraz daha işte belki bir ilerleyen saatlerde ona da tanık olacağız, Birleşmiş Milletler'deki görüşmeler, oylamalar çerçevesinde. Trump ise önceki açıklamalarından biraz daha geri adım atmış ve hani oraya bir heyet gönderilmesi, kimyasal silahları önleme örgütünün gönderilmesi, onların inceleme yapması noktasına getirdiğine göre demek ki hemen acil ve sert bir müdahalede bulunma noktasından bir adım geri atmış durumda. Bu manzaraya baktığımızda hani o kararın nasıl oluşacağını önümüzdeki 24 saat, 48 saat belirleyecek görünüyor. Bence burada önemli olan mesele yani Türkiye'nin buradaki yaklaşımı ne? Türkiye'ye gelmeden. Evet. Okan, şimdi baktığımızda bir sene önce yine böyle bir kimyasal saldırı durumu söz konusuydu. Orada Amerika Birleşik Devletleri Şayrat hava üssüne vurdu. İşte oradaki bazı işte uçaklar ya da işte barınaklar imha edildi. Rusya ile koordineli bir müdahaleydi. Şimdi eğer benzer bir müdahale yapacaksa, o müdahale için gerekli savaş gemileri şu anda Akdeniz'de var. Ama bugün bir haber geldi. İşte bir uçak gemisi, yanında 7 destroyer Akdeniz'e takviye için geliyor. Yani Akdeniz, Doğu Akdeniz bayağı bir kızışıyor. Çok doğru. Öyle gözüküyor. Şimdi bu hareket, son hamle daha büyük bir müdahalenin işareti mi sence? Ne dersin? Şimdi kalıcı sonuç alacak bir müdahalenin işareti. Fakat stratejik olarak da bakmamız lazım. Önce şunun altını çizelim. Yani Esad rejimi kimyasal silahı daha önce kullandı ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Obama tarafından da kırmızı çizgi ilan edilmişti. Doğru. Ama sonra Amerika vurmaktan vazgeçti, politikasını değiştirdi. Rejim kimyasal silah yine kullanabilir mi? Kullanabilir. Şimdi psikolojik üstünlüğü ve alanda epey bir avantajı elde etmiş rejimin, yani Şam'ın banliyösü gibi bir yerde kimyasal silah kullanması, oradaki tüm unsurları tasfiye etme kararı ya da kararlılığıyla da ilişkilendirilebilir. Fakat kimyasal silah Türkiye için de kırmızı çizgi. Hangi gerekçeyle, kim tarafından ve nasıl kullanılmış olursa olsun bir defa Türkiye bunu reddediyor. Hı hı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesini tek taraflı düşünmemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa ve Rusya ile kendi topraklarında sinir gazı, kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla çok sert bir şekilde karşı karşıya gelen İngiltere. Şimdi bir hafta önceki denklem nasıl kuruldu Suriye'de? Türkiye, Rusya ve İran Ankara'da bir sonraki oturumu ya da buluşmayı Tahran'da yapmak üzere Suriye'nin geleceğini şekillendirecek, Suriye'de çatışmasızlığı ve daha sonra kalıcı barışı tesis edecek bir çerçeveyi dünya kamuoyuyla güçlü bir şekilde paylaştı. Şimdi bu
Olası siyasi geçiş sürecinde bölgeyi ve özellikle Suriye'yi dizayn etmek isteyen diğer aktörler bakımından ellerini çok zayıflatan bir hamle oldu. Bir de şunun altını çizelim, programın hani girişinde çok isabetli bu kur dengeleri ve Türkiye'deki kur hadisesi ya da hareketiyle ilgili bazı noktalar işaret ettin. Şu anda Rusya'da, İran'da ve Türkiye'de kurla ilgili bir operasyonel süreç yaşandığını da altını çizelim. Bunlar tesadüf olmayan hususlar. Bunu şunun için söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri başkanının söylemiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını belirleyen Serpil'in işaret ettiği gibi merkezlerin söylemi ve eylemi arasındaki çelişkiyi gidermiş değil. Ama çok isabetli bir şekilde işaret ettiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki belli noktaları vurabilecek askeri kapasitesi, yani deniz gücü ve buna etkili bir şekilde destek veren hava unsurları var. Peki niye takviye güç gönderiyor? Çünkü Rusya'nın bölgedeki ağırlığına karşı kararlılığının ve Batı blokunun da ağırlığının tüm yönleriyle hissettirilmesi için. Peki olası bir harekat gerçekleşirse bunun az önce söylediğin gibi Trump'ın henüz başkanlığının 3. 4. ayındaki sınırlı hava harekatından farkı ne olacak? Şu olacak. Rejimin hava kapasitesini etkisiz hale getirebilecek çapta bir operasyon planlıyor Amerika Birleşik Devletleri. İcra eder ya da etmez. Ama bu kez o rejim bir daha hava unsurlarını harekete geçiremeyecek. Dolayısıyla kimyasal silahı havadan bombalama şeklinde belli bölgelere atamayacak şekilde felç edilsin diye. Yani Amerika Birleşik Devletleri hem güç gösterisi hem kararlılık gösterisi hem de sahadaki dengeleri değiştirebilecek bir hamleyle geldiğini gösterme niyetinde. Bu nasıl icra edilirse Rusya nasıl tepki verir? Bunlar konuşulur. O öteden önemli. Beri bir de son bir cümle. Yani Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçte Rusya'ya karşı ve Rus aktörlere karşı yaptırımlar var. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir yaptırım listesi açıkladı. Hem kişi hem şirket bazında. Bunu da yine resmin bir parçası olarak bir kenarda tutmak lazım. Peki Mustafa, baktığımızda şimdi Duma'da yaşananlar, haberi Anadolu Ajansı duyurmuştu. Habere baktığımızda rejim tarafından yapılan bir kimyasal saldırı olduğunun altı çiziliyordu. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı o kadar net konuşmadı. Kimden gelirse gelsin kimyasal saldırıyı gerçekleştiren bunun hesabını verecektir dedi. Şimdi baktığımızda Ankara'nın, Beştepe'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafası net mi kimin yaptığına dair, yoksa o hani provokasyon şüphesi Ankara'da da var mı? Var. Onu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi aslında herkeste var bir anlamda. Zira iki gündür Putin bir taraftan, Trump bir taraftan bir diplomasi yürütüyor. Liderlerle görüşüyorlar. Bugün en son Trump'ın Theresa May ile, İngiliz Başbakanı ile görüştüğünü gördüm buraya gelmeden önce. Macron'la görüşmüştü daha önce de. Ve Putin Erdoğan'la görüşmüştü. Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmüştü. Ama bütün o görüşmelerden sonra yapılan açıklamalarda kimyasal silah kullanıldığı net bir biçimde açıklanıyor. Fakat onu kimin kullandığına dair bir vurgu yapılmıyor. Bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri, o da örtülü bir biçimde söylüyor. O bakımdan kimin tarafından atıldığı konusunda bir şey söylenmiyor. Trump ne diyordu? Suriye mi yaptı, İran mı yaptı, yoksa Amerika mı yaptı, yoksa üçü birlikte mi yaptı? Ona bakacağız diyordu. Şimdi buradaki kimin yaptığına dair netlik sağlanmış değil. Ben bugün ama devletin resmi ajansı, Anadolu Ajansı. Bu ilk gelen haber olarak düşünmek lazım onu. Politika olarak değil. Neden söylüyorum? Bekir Bozdağ'la, hükümet sözcüsüyle kuliste gazeteciler de sohbet etmişti. Biz de girerken bir selamlaştık ayaküstü. Bu söylediğiniz ne anlama geliyor diye sordum. Hani ne kadar net ya da ne kadar net değil, kimin kullandığı. Çünkü o Amerika ile Rusya arasında ki bir bilek güreşinin altında ezilmesin Doğu Guta'daki ya da insanlar, Suriye'dekiler ya da Suriye anlamında bir ifade kullanmıştı. Orada da bizim de kaynaklarımız var. Kendi kaynaklarımızdan, görüntülerden, fotoğraflardan orada bir kimyasal kullanıldığı izlenimi doğuyor. Ben de bu kanaatteyim. Ama bunun yine de bilek güreşine malzeme edilmemesi, uluslararası toplumun birlikte hareket ederek ortaya çıkartılması gerekir ifadesini net bir biçimde kullandı. Bizden yana belki yarın gazetelerde yansıyacak açıklama, bu hükümetin açıklaması olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla orada bir henüz netlik yok. O yüzden
Benim gördüğüm ikili bir süreç devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bir tanesi diplomatik. Arıyor, açıklama yapıyor. Mesela 24-48 saat ki 48 saat şu sıralar bitiyor yani bu akşam. Ve hemen arkasından bir Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Uluslararası toplum, uluslararası kurumlar bunu araştırsın diye. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'e bir karar tasarısı sundular. Uluslararası BM gözetiminde bir uluslararası araştırma yapılsın diye. Hemen arkasından bugün Suriye gelin bakın dedi. Hı hı. Bu kimyasal silahları önlenmesi anlaşmasını takip eden kuruma. Ki başında da bir Türk büyükelçi var. Hemen arkasından zaten onlar da biz gelip buraya bakalım diye izin istediler Şam'dan. Her şey çok örtüştü. Fakat buna rağmen Amerika'dan gelen başka açıklamalar işte bu soru işaretlerini arttırıyor. Bu bir diplomatik yolsa eğer, o zaman siz 48 saatte ne açıklayacaksınız? Yol açılmış, açık yol açıkken bombalama yapma beklentisi şu sıralar hayli artmış durumda. Hem Suriye'de hem Moskova'da işte Akdeniz'de filan. O zaman buna ne gerek var? Bu neden hala belirsiz durumda tutuluyor? İki, Birleşmiş Milletler'e bir karar tasarısı sunuyorsunuz ama zaten bu işi araştırmakta sorumlu olan kurum oraya belki yarın hemen ekip gönderecek. Çünkü hazır bir ekibi var. Daha önce orada araştırma yapmış. Hı hı. Kimyasal silah bulmuş. BM bunu raporlaştırmış. Yani kanıtlanmış da daha önce. Üzerine herhangi bir şey yapılmadı. O zaman yeni nasıl bir organizasyon kurmayı düşünüyorsunuz? Rus tarafının verdiği cevap enteresandı. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bizim veto etmemiz için önümüze bir yem olarak atıldı. Biz bunu veto edeceğiz, uzlaşmayan taraf olacağız görüntüsü. Nikki Haley bir açıklama yaptı Birleşmiş Milletler'deki Amerikan temsilcisi. Hangi yönde olursa olsun biz adımlarımızı atacağız mealinde. Şimdi böyle olunca diplomatik süreç bir yandan hakikaten her türlü veriyle devam ediyor, görünüyor. Kendileri sürdürüyor. Ama bir yandan da o süreç sonuçlansın ya da sonuçlanmasın, başlasın ya da başlamasın, Rusya'yı, İran'ı, Suriye üzerinden, Şam üzerinden cezalandırma süreci de işletiliyor. Peki şunu soracağım. Bu da işte demin bahsedilen aslında Türkiye'de çok etkileyecek bir şey. İki haber dikkatimi çekti. Başlığını söyleyeyim sadece. Amerikan medyasından İran'la ilgili kullanılan cümle Rusya ilgili kullanılıyor şu anda. Türkiye Rusya ile ilişkilerini ne kadar nasıl taşıyacak bundan sonra? Yani bu işin bir hedefi de aslında Türkiye Rusya ilişkilerinin sürdürülemez hale gelmesi. Yani Türkiye'nin taraf seçmeye zorlanması. İki süper güç karşı karşıya gelirse, sorunun içerisinde olan durumda kalırsa ne yapacak Türkiye? Amerika medyasında tartışılıyor. İster mi? Şunu merak ediyorum. En azından gündeme sokuluyor. Bu olay başladığı andan itibaren Ankara-Moskova hattında görüşmeler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüştü. Peki benzer bir mekanizma Batı başkentleriyle Ankara arasında var mı? Yani bu karar, müdahale kararı açıklanacakken Ankara'yla bir görüşme teması. Evet var. Zaten bence Moskova ile Ankara arasındaki hattın kurulmasının zorunluluğu ki bugün yine Ankara'ya yansıyan bilgiler Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin Moskova talebiyle gerçekleştirildiği yolunda. Şimdi şöyle bir manzara var tabii. Sonuç olarak Türkiye karşısındaki Okan'ın az önce söylediği gibi kırmızı çizgi kimyasal silah kırmızı çizgi olarak kabul eden bir ülke açısından asla bu saldırının gerekçesi ne olursa olsun mazur görülmesi mümkün değil. Olaya Türkiye, Ankara böyle baktığı için bunu Rusya ile yürütülmekte olan Suriye sahasındaki ilişkiden daha ayrıştırarak değerlendirmek zorunda Ankara. Zaten onu da yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü açıklaması bu kimden gelirse gelsin demesinin altında aslında bir açıdan bu mesaj da var. Ben buna böyle bakıyorum ama tabii Türkiye'nin bir sıkışmış pozisyona zorlandığı gerçeğini de kabul etmemiz lazım. Çünkü daha henüz bir hafta önce bir üçlü zirve gerçekleşti ve Rusya'yla çok ciddi ekonomik ilişki bağlamında ve askeri ilişki bağlamında çok önemli adımlar atıldı. İşte S-400
alımı meselesi açıklandı, doğru, hızlandırıldı. Akkuyu nükleer santralına ilişkin aşamalara geçildi, ikinci aşamasına geçildi vesaire. Böyle baktığımızda... Tüm bunların yanında bir de verilen fotoğraf var, el ele tutuşup evet, üç liderin. Evet, ama soru şu, böyle baktığınızda, yani Türkiye ile Rusya arasındaki doğrudan telefon trafiği ve diplomasi Batı bloku ile, NATO ile ve diğer Avrupa ülkeleriyle var mı? Şu andaki tablo. Yani, Ahmet şimdi, onu soruyor. Şimdi benim anladığım mesela yani bir kimyasal saldırı düzenlenmiş. Rusya bunun bir provokasyon olduğunu öne sürüyor ve de bir anlamda Ankara'yı da ikna etme adına o diplomasi kanalını çalıştırıyor. Telefon Moskova'dan geliyor. Moskova'dan geliyor ve anladığımız kadarıyla bir şekilde ikna ediliyor yani Ankara. En azından bir şüphe doğuyor. Cumhurbaşkanı bugün bu araştırmanın evet, ve telefon trafiğinin ve bir ekip çalışmasının devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla peki mesela Batı'dan hani ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden bakın işte Sayın Cumhurbaşkanı Ankara bu işin arkasında Şam rejimi vardır şeklinde bir ikna ya da bir bilgilendirme böyle ya da biz şöyle bir müdahale yapacağız. Böyle bir şey olmalı ki özellikle Amerika, yani Amerika'dan böyle bir şey söylediğim manada bir ilişki biçimi gelişmiş olmalı ki ben bunu doğrudan Lavrov'un Afrin konusundaki açıklamasına bağlayabileyim. Hmm. Şimdi şöyle söyleyelim, yani Lavrov ne dedi? Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Afrin'den çıksın. Yani daha doğrusu Suriye'ye gerçek sahiplerine burası geri verilsin. Bu aslında bize şunu düşündürüyor. Rusya Amerika ile Suriye sahasında Amerika'nın kara gücü olarak YPG'yi, PKK'yı kullanmasından kaynaklanan gerginliğin, nispeten kontrollü gerginliğin bir şekilde Amerika-Türkiye ilişkilerinin toparlanacağı bir noktaya gelmesini istemiyor. Afrin açıklamasının zamanlamasını bu açıdan değerlendiriyorum. Bu da gösteriyor ki bize Türkiye ile Batı, özellikle Amerika arasında bu Doğu Guta meselesinden kaynaklı bir yeniden bir diyalog zemini kurulma aşamasında ya da bu tarz görüşmeler yapılıyor vesaire ki Rusya böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. Senin sorun şu açıdan önemli. Batı bloku Türkiye'nin kapısını çalıyor mu, telefon açıyor mu? Hı hı. Şimdi Batı bloku Rusya'yı öylesine hedeflemiş durumda ki Türkiye, Rusya, İran blokunu kırmaya çalışıyor. Dolayısıyla hı, şimdilik Türkiye'yi denklemin içindeki bütün stratejik rolüne rağmen hemen devreye sokmak istemiyor. Hı. Yani Rusya ile Türkiye arasındaki bağı zayıflatmak, Rusya'yı hem bu kimyasal silahın asli sorumlusu haline getirmek hem de İran'ı da zaten olağan şüpheli olarak vitrinde tutmak ve bu iki ülkeye kurulacak baskıdan sonra Türkiye'yi bir tercihe veya bir karar aşamasına, bir kavşağa doğru sürüklemek. O yüzden şu anda Türkiye'nin üzerinde yakın baskı kurmak yerine Türkiye ile Suriye sahasındaki işbirliği yapan ülkeleri hedef haline getirmeye çalışıyor. İşte çünkü Türkiye'siz bir denklemin burada sürdürülebilirliği yok. Pardon. Rusya'da şimdi Lavrov'un açıklamasını o açıdan analiz edeceğim. İşte Rusya'da senin söylediğin şey Rusya'da başka bir yönden sıkıştırmaya peki yok ama mesela eğer o dediğin duruma gelinirse yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bir anlamda şimdi mesela Şam rejiminin bütün hava gücünü çökertmeye yönelik bir saldırı. Şimdi o saldırı yapılacak da onun karşısında da Rusya'nın hava savunma sistemleri var ki Moskova dedi ki biz onları kullanırız. Harekete geçirdi. Hatta alçak uçuşu yaptı. Şimdi yani karşı karşıya gelinirse eğer ve Türkiye Ankara bir seçim yapmak durumunda kalırsa bir tarafta uzun yıllar NATO'daki müttefik uzun yıllardır yan yana yürülmüş, diğer tarafta son dönemde yakınlaşmış, önemli işbirliklerine gidilmiş iki süper güç. O tercihin hangi yönde yapacak vallahi, Ankara? Geleneksel ve eski parametrelere göre düşünme şartları altında değiliz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani NATO'da müttefikiz. NATO müttefikimiz, NATO sınırları olan Türkiye'nin sınırlarının dibinde bir terör örgütüyle iş tutuyor. Hı hı. Şimdi halbuki o ülkenin ve NATO'nun görevi Türkiye'nin sınırları da NATO sınırları olduğu için onu korumak. Dolayısıyla bu fonksiyon ve müttefiklik ilişkisi ve bunun alana yansıması konusundaki büyük kırılma ortadan kalkmış değil. Hı hı. Rusya'da konjonktürel gibi gözüken ama daha derin ve belki de orta uzun vadeli stratejik işbirliğini pekiştireceğimiz ama yakın zamana kadar da hep Batı bloku içinde olan bir Türkiye olarak mesafeyle bakılmış bir ülke. Dolayısıyla Rusya'nın vaat ettikleri ve Türkiye'yi denklemin içinde tutma biçimiyle Batı blokunun geleneksel ilişkilerini bugün ikiyüzlü bir şekilde sahaya yansıtması arasında evet Türkiye bir tercihe zorlanabilir. Ama Türkiye böyle bir tercih yapmayacak. Hmm. Çok net ve iddialı bir şey söylüyorum. Benim kişisel görüşüm neden yapmayacak? Çünkü Türkiye için
Yani yakın zamanda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bildirisine veya geçtiğimiz hafta Ankara'da Türkiye, Rusya, İran ortak toplantısından sonraki sonuç deklarasyonuna bakmak yeterli. Türkiye kendi ulusal çıkarlarını merkeze alıyor. Bu ulusal çıkarların içinde ne var? Sınırlarında bir terör tehdidinin olmaması. Türkiye için tartışmasız birinci öncelikli konu bu. İki, tabii ki kimyasal silah kullanılmaması ve kimyasal silah konusunda sicili son derece kirli. Evet. Ve kendi insanını katletmiş Esad rejiminin Suriye'nin geleceğinde yer ve söz sahibi olmaması. Şimdi bunlara bakınca bir tarafı itibariyle Rusya ile, yani Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütülüş biçimi itibariyle Suriye sahasında ve özellikle Fırat'ın batısında sağlanan çok önemli bir işbirliği var. Hı hı. Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yürüyen, kesintiye uğramış ama yeniden canlandırılmaya çalışılan Membiç özelinde bir ciddi müzakere. En azından bir çerçeve döküman, bir anlayış birliği metni var. Hı hı. Fakat beklenen hızda gitmiyor. Çok yakında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hakan Atilla davası üzerinden Türkiye'ye farklı kumpaslarında kurulacağı bir takım sonuçların açıklanması mümkün. Bugün yarın bile olabilir o iş. Hani takvimi 11 ya da 12'si gibiydi. Şimdi şu an 7 ertelendi. Mayıs ertelendi. Mayıs ertelendi. 7 Mayıs ertelendi. Evet evet. Hani oradan başlayıp bu tarafa doğru giden bir süreç. Ve nihayetinde Türkiye için sonuçta NATO zemininde alınacak karar, kimyasal silah kullanılması kırmızı çizgidir, amenna. Rejim gitmelidir, amenna. Hı hı. Fakat öte yandan terörle mücadele noktasında da Türkiye'nin stratejik işbirlikleri veya bölgesel işbirliklerini ortadan kaldırabilecek bir tavır olmaz. Anladım. Ya o ya o diyebilecek hiçbir ülke Türkiye'ye karşı bunu dayatabilecek ahlaki, diplomatik ve siyasi pozisyon üstünlüğüne sahip değil bana göre. Peki. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün vaktimiz yoksa bir araya gireceğim. Aranın ardından evet. Devam edelim. O Afrin'i de birazcık açmak istiyoruz. Evet. Çünkü ne zaman baksak böyle işte Türkiye bir anlamda Batı tarafında böyle pozisyon olacak. Hemen Tahran'dan ya da işte Moskova'dan Türkiye'nin sinir ucuna dokunacak o açıklama geliyor. İşte Afrin Suriye Şam yönetimine bırakılsın. O bir koz olarak mı kullanılıyor? Nedir? Onu sormak istiyorum size kısa bir aradan sonra. Siyasi işlere devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Afrin konuşmak isteriz demiştik. Zira hem Tahran'dan hem de Moskova'dan Ankara'nın sinir uçlarına dokunan açıklamalar geliyor. En son Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptı açıklamayı. Türkiye en kısa sürede Afrin'i Suriye yönetimine bırakmalı dedi. Daha önce de Ankara'daki üçlü zirve sırasında Ruhani'nin benzer yönde bir talebi olduğu bilgisi basına sızmıştı. Mustafa seninle başlayalım. Şimdi tam böyle sanki Ankara biraz Rusya'nın karşısında, Tahran'ın karşısında bir pozisyon almaya niyetlenir ya da alacakmış gibi gözüktüğü anda bu açıklamalar geliyor. İşte en son Duma'da yaşananlar, Şam yönetimine sert bir tepki Ankara'da ve bir anda bu açıklama. Biraz böyle aba altından sopa mı gösteriyor? Valla esasen tabii şu son hareketlerin içerisinde iki hedef var gibi görünüyor. Bir tanesi evet doğal olarak Suriye rejiminin destekçileri, Suriye'deki destekçileri, kalıcı koruyucular anlamında Rusya ve İran. Ama bir taraftan da oyunun bir tarafı da Türkiye üzerinden dönüyor. Yani tam bahsettiğin şey Serpil'in okunda bahsettiği, belki özetlemek gerekirse bir Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır sadece Amerika'da, Avrupa Birliği'nden yani Avrupa Birliği üyesi de olan diğer müttefiklerden de Türkiye'nin yeri Batı ittifakıdır. Rusya ile yanaşması S-400 vesaire filan bunların hepsi sıkıntılı işlerdir diyorlar. Sürekli bu tarafa gel. Gelmeyince de bir takım işte zorlamalar giriyor. Tırnak içinde aslında tehditvari şeyler giriyor. İşin içerisine bugünlerde olduğu gibi. Öbür taraftan da yine aynı şekilde. Yani bak o tarafa gidersen Afrin'de vesairede kazandığın avantajlar var bizimle birlikte. Bunları kaybedersin ha diyen bir ses var Rusya tarafından. Bazen İran'dan geliyor bu. Doğru. Ve hani ya biz dün böyle demiştik, şimdi böyle söylemesek mi acaba filan diye de bir kaygı yok. Birbiriyle çelişen ifadeler de pekala kullanılabiliyor. Dolayısıyla Türkiye de iki tarafıyla bakıyor. Bir, Suriye'de eğer Esad rejimi bunu kullandıysa evet olağan şüphelidir.
ve kullanıldığına dair de bir kanaat oluşmuş çok net. Ama kimin kullandığı konusu uluslararası alana kaydırıyorlar. Sadece Türkiye değil. İşte bugünlerde yapılan açıklamalardan da Macron'dan da Merkel'den de hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de hep orayı gösteriyor. Şimdi onlar da işte dediğim gibi yarın ya da öbür gün neyse en kısa sürede gidip orada açacak alanı. Onun da sözünü verdi, garantisini verdi Şam rejimi. Gelsinler baksınlar diye gidip bakacaklar ve bir karar verecekler. Daha önce bakıp karar verdikleri gibi. Dolayısıyla bu süreç başladı ama bu sürecin başlamış olmasına rağmen yine Türkiye'yi ve işte Rusya'yı hedef alan bu açıklamalar karşılıklı olarak devam ediyor. Şimdi Türkiye nasıl bir karar verebilir? Elbette bir komşularından biz buradan taşınacak değiliz. Onlar da bir yere gidecek değiller. O halde bir şekilde ilişki devam etmek zorunda. O yüzden hani tamamen doğusuna, kuzeyine sınır çekip biz Batı ittifakındayız, siz ne yapıyorsanız biz arkanıza takılırız. Böyle bir dünya yok. Hı hı. Belki bir dönem vardı ama artık yok. Bu çok net. Öbür taraftan da o ittifakı tamamen kopartıp sizinle olmuyor, biz bu tarafa bakıyoruz. Bu da değil. Coğrafyanın gereğini yapmak zorunda Türkiye ve bunu da yapacak. Ha bir şekilde nereye kadar nefesinizi tutabilirsiniz? Çok enteresan hakikaten Okan'ın değindiği hadise. Hani bir komple teorisi yazmıyoruz evet. Ama aynı şeyler işte isimlerin ve şirketlerin üzerine konulan ambargolar, yayınlanan listeler ve doların tavan yapması Rusya'da. İşte İran'da doları aynı şekilde yükselirken sabitlediler ve insanlara yastık altında döviz biriktirmek yasak. 10 bin eurodan fazla parası olan bankaya yatıracak. Yoksa cezası var filan dediler. Ve bu süreç orada devam ediyor hızla. Şimdi bu işte Amerika'daki davalardan Türkiye'ye ne gelecek bilmiyoruz ve onu sürekli tutuyorlar. 11 Nisan'da açıklanacaktı, ertelendi. Sonra ne olacak bilmiyoruz. Arada neler oraya eklenebilecek, eklenmeyecek onu bilmiyoruz. Bilirkişi raporları ekleniyor. Tabii. Şimdi, o yüzden erteleniyor. Böyle olunca belki Türkiye'den de isimler, şirketler artık konuşulmaya başlanacak. Bunu da bilmiyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla benzer süreçler devam ediyor. İki taraflı. Bir taraftan da işte bugün neredeyse savaşın eşiğine gelme durumları konuşuluyor. Akdeniz'de gemilerin, Rusya'nın savaşa hazırlık yapmasının, işte Suriye'de tedbirlerin alınmasının nereyi vurur acaba filan diye. Fakat bu işin şiddetle çözülmesi şu aşamada diplomatik sürecin başlatılmış olmasına ve denetim sürecinin başlatılmış olmasına rağmen bir operasyon yapılması doğrudan biraz da belki Putin'in söylediğine denk geliyor bu liderleri arayıp provokasyon amacı taşır. Bunu hatırlayın, provokasyon lafını kim kullanmıştı yine Putin daha önce? Biz bunun kimin yaptığını da biliyoruz ifadesiyle. Havaalanı Türkiye'nin de sorumlu olduğu İdlib bölgesindeki bir saldırıdan etkilendiğinde insan uçakları vurulduğunda. Evet. Şu anda Rusya insansız hava araçlarını, Amerikan insansız hava araçları kullanmasını elektronik istihbara sinyal kesmeli önlüyor. Ben bu noktada Afrin özelinde iki cümle söyleyeyim. Serpil'in de evet. Hani bu kısaca anlamda toplayalım oradan evet, FETÖ'ye geçelim. Bu anlamda hani vaktini almaksızın bir, İran Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na başlamasını hiç istemediği gibi harekatın başladığı sırada bile rejimi Afrin ve bölgesine sokmak için çok değişik denemelerde bulundu. Dolayısıyla İran bakımından Türkiye'nin askeri gücüyle sahada olması İran'ın bütün hesap ve dengelerini aslında alt üst etmiş durumdaydı. İkincisi Rusya'da burada da iki ayrı perspektifi kullanmak durumundayız. Birincisi tabii ki Türkiye'yi hassas bir dengenin içinde tutmak istiyor, bu çok açık. Ama öte yandan Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gerçek anlamda liderliği, kararlılığı ve netice alma biçimiyle mutlak olarak güvendiği fakat Batı blokuna bağlılığı olan Türkiye'deki yerleşik kadroların aynı isteklilik ve iştah içinde devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretleri taşıdığı da biliniyor. Hı hı. Ben peki de Afrin konusunda bir iki kısaca ilave edeyim. Çok kısa evet. Yani Afrin meselesi tabii hani Lavrov'un açıklamasından önce hatırlayacağınız gibi üçlü zirve sırasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin hani bu Afrin meselesini tıpkı Lavrov'un ifadelerini tıpatıp benzeri şekilde yani Türkiye buradan çekilmeli ve Suriye topraklıdır, o oraya bırakılmalı açıklaması da vardı. Yani bu birlikte yapılmış bir açıklama ve şaşırtıcı değil. Şimdi burada aslında durum çok net. Herkesin önceliği var, her ülkenin önceliği.
İran'ın önceliği mümkün olduğunca Şii nüfuzunu geliştirerek Esad üzerinden, Esad rejimini mümkün olduğunca meşrulaştırmak. Rusya'nın amacı burada Esad üzerinden yine, rejim üzerinden buradaki egemenliğini sürdürmek, işte sıcak denizlere inme vesaire amacını tahkim etmek, üstlerini korumak. Türkiye'nin ise amacı şu, Türkiye güney sınırlarında bir terör koridorunun oluşmasını istemiyor. Şimdi böyle baktığınızda hangi ülke işgalci sorusunun cevabı net. Nitekim bugün Sayın Cumhurbaşkanı akşam üzeri yaptığı bir toplantıdaki bir konuşmada rejim çağırdı, şu çağırdı, bu çağırdı diye oralara gelenlerin de bir cevap vermesi lazım diyerek çok net bir mesaj verdi. Bence altı çizilmesi gerek tabii. Yani biz oraya işgalci olarak gelmedik Afrin'e. Gelmemizin nedeni herkes tarafından, bütün ülkeler tarafından kabul edildi. Çok meşru çünkü bizim topraklarımıza terör ihraç ediliyordu. Biz bunu ithal ediyordu. Biz bunu engellemeye çalıştık ve bunu başardık. Biz burada işgalci değiliz ama buraya Esad'ın çağrısıyla yani gerekçe olarak bizi Esad çağırdı, bizi kurtar diye çağırdı diye gelenler asıl kendilerine baksın diyerek aslında çok net bir mesaj verdi. Burada bir doğrultu tutarlılığı var Türkiye açısından, olaya böyle bakmak lazım. Afrin meselesine Sayın Genelkurmay Başkanı'nın az önce açıklamaları da düştü. Orada hani bir hani oldu bittiye yer verilmeyeceğini ve burada Türkiye'nin sonuna kadar sivilleri koruyarak toprak bütünlüğünden yana olduğunu tekrar beyan etmiş oldu. O da bence tamamlayıcı, çok önemli bir açıklama. Peki, şimdi Suriye başlığını kapatalım. Sonuna geldik. FETÖ ile mücadele başlığını açacağım. Belki bir araya gidip aradan sonra kesintisiz konuşmak daha yararlı olabilir. Çünkü önemli başlıklar var. Örneğin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı operasyonları. Kosova'da 6 FETÖ yöneticisi alınmış Ankara'ya, daha doğrusu Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi Gabon'da bu kez de 3 yönetici benzer şekilde bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. Bu operasyonlar nasıl planlanıyor, nasıl harekete geçiriliyor? Gabon'daki operasyonun arka perde planında neler var, onu konuşacağız. Eskişehir'de yaşanan tabii çok acı bir olay, bir üniversitede meydana gelen 4 akademisyen öldürüldü. Orada tabii enteresan bilgiler var. O bilgiler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye yansıması nasıl olur? Bunları konuşmak istiyoruz kısa bir aradan sonra. Siyasi işlere devam ediyoruz. Bu bölümde FETÖ ile mücadeleyi konuşmak isteriz. Zira Gabon'dan gelen haberler önemli. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında, partisinin grup toplantısında da dile getirmişti. 3 üst düzey FETÖ yöneticisi Gabon'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Tabii bu operasyonun perde arkasında ne var, arka planda neler yaşandı? Serpil Çevişan, sizinle başlayalım. Şimdi Kosova'daki olayı hatırlıyoruz. Film gibi bir operasyondu. Yolda giderken araç kesilmişti, önü kesilmişti. Orada bir operasyon, hatta görüntüleri de basında yer aldı. Gabon'da neler yaşandı? Şimdi tabii bu operasyonlar Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz'dan sonra bu tip operasyonları aslında çok sık yapıyor. Bu Kosova olayı gerçekleştikten sonra da, gerçi onun bir de diplomatik bir kriz boyutu da vardı. Muhtemelen Gabon'da öyle bir şey gerçekleşmeyecek. Fakat Kosova bizim, karışmıştı. Bir, evet, Kosova karışmıştı ve ciddi krize neden olmuştu. Fakat tabii kamuoyuna yansımayan operasyon çok aslında. Biz işte biraz daha Kosova'yla hani bunu duyduk. Sokaktaki vatandaş duydu ama aslında sadece Kosova'yla ve Gabon'la sınırlı değil tabii. Onlarca operasyon yapılıyor böyle. Bazen bazen bir kişi alınıyor. Bazen ama o bir kişi çok önemli oluyor. Bazen işte 3 kişi getiriliyor vesaire. Bir sayı var mı elinizde? Bende bir sayı yok ama bu hatırı sayılır bir rakam. Son bir açıklama yapılmıştı. Kesin. 18 ülkeden 80 FETÖ'cü. Evet. Bu şekilde teslim edildi. Evet. Kosova'dan önce başladı. Evet. Sonra devam etti. Ben iki cümle bir şey söyleyeyim. Ve bunlar gerçekten önemli
isimler. Yani bulundukları ülkelerde FETÖ trafiği açısından önemli isimler. Öyle bakmak lazım. Gabon olayında da benim edinebildiğim bilgiler çerçevesinde, arkadaşlar da diğer bilgiler varsa tamamlarlar. Tıpkı Kosova gibi yine aşağı yukarı bir yıla yayılmış bir operasyondan bahsediyoruz. 8-9 ay önce operasyon düğmesine basılmış. Getirilen 3 kişi, bunların 3'ü de üst düzey yönetici isimler ve para trafiği, özellikle para trafiği FETÖ'nün ve örgüt elemanlarının transferi konusunda görevli isimler oldukları söylendi. Dediğim gibi 8-9 ay önce başlamış operasyon. Yine o ülkenin tıpkı Kosova'daki gibi istihbaratıyla direkt bağlantıyla gerçekleştirilmiş, fakat dışişlerinin de devrede olduğu bir operasyon olmuş. O nedenle benzer bir problemle karşılaşılmaz diyorum. Gabon'da FETÖ'nün iki okulu olduğu belirtildi. Aynı zamanda bu okullar üzerinden de para trafiğinin yönetilmesi söz konusuymuş. Bu isimlerin bu okullarla da bağlantıları varmış. FETÖ'nün uygulamalarından hatırlanacağı gibi, işte okullarda özellikle o ülkenin zengin aile çocuklarını alarak ya da önemli bürokratların çocuklarını alarak belirli eğitimler verme yoluyla nüfuz edinme gibi bir uygulaması var. Gabon'da da bu iki okulun bu şekilde kullanıldığı tespit edilmiş ve o operasyon gerçekleştirilmiş. Kosova gibi, film gibi bir operasyon değil, ancak yani böyle tereyağından kıl çeker gibi bir operasyon olduğunu belirtti kaynaklar. Operasyonun genel çerçevesi böyle. Bu operasyonların önümüzdeki dönemde daha sık kamuoyuna yansıyacağını da söyleyebiliriz. Perde arkasına ilişkin Mustafa. Şimdi bu demin bahsettim, hani bir süredir devam ediyor. Tabii orada bir ayrıntı var. Neden biz sadece Kosova'yı biliyoruz? Bir de Gabon'u öğrendik şimdi, ama diğer ülkeler, 18 ülke var, diğer 16 tanesi neresi? Bazı ülkelerde bazı operasyonlar yapıldı. Onlar başka ülkelere ya çıkışına izin verilmedi ki, en son Moldova'da Kişinev havaalanında yakalandı birisi. Moldova ile yapılan bir işbirliği üzerine ülkeden çıkışına izin verilmedi. Tutuklandı. Gözetim altında olmak kaydıyla ülke içerisinde tutuldu. Dışarı gönderilmedi. Bunların da çok sayıda örneği var. Diğerlerinden neden çok gelmiyor? En önemli sebebi ülkelerin isimlerinin açıklanmasını istememesi. Sebebini biraz aslında Kosova'dan biliyoruz. Kosova Başbakanı benim haberim olmadan yapıldı peki dedi. İki ihtimal var. Ya kendini biraz tırnak içinde korumak için bunu yapıyor. FETÖ ile ilgili kaygıları var. Ya da biliyorsunuz çocukları FETÖ'nün okullarında okuyor. Ya da şimdi oraya geleceğim. Ya da haberi olsaydı bunu engellemek için, yahut FETÖ'cüleri kurtarmak için, yahut kaçmalarına kolaylaştırmak için belki başka şeyler. Amerika'nın baskısı da var izin verecekti. Diyorsun. Evet. Şimdi bu kastım bunlardı. Buraya gelecektim soruları sorup ama teşekkür ederim. Cevaplar sorudan önce geldi. Kusura bakma. Şimdi estağfurullah. Şimdi dolayısıyla birçok ülkede bir direniş var bazılarında. Bazılarında da isimlerin açıklanmasını istemiyorlar. Sebebi de şu. Çok kritik yerlerde çok kritik isimlerin çocukları, kardeşleri, yakın akrabaları vesaire bu okullardan mezun olmuş ya da okullarda okuyor. Ya da bu kişilerin bizzat kendileri FETÖ, Türkiye'de de örneğini gördüğümüz tezgahıyla bir yerlere getirilmiş, belli pozisyonlar verilmiş, kazanç sağlanmış, siyasi, maddi vesaire. Dolayısıyla isimleri açıklanmadığında, ortaya çıkmadığında bu kendi içlerindeki operasyonu daha güvenli bir biçimde yürütebiliyorlar. Bu şu bakımdan da çok önemli. Birçok ülkenin Türkiye ile işbirliği halinde görünmeden kendi içinde operasyon yaptığını da gösteriyor. Temizlik operasyonu yaptığını da gösteriyor. Bir noktanın da altını çizeyim. FETÖ Türkiye'de sorun çıkartmış bir örgüt değil. Türkiye bunun, bu yapılanmanın ülkenin kritik yerlerine gelmesi halinde ülkenin bütün verilerini, kablolarını Pensilvanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, BND'ye, Almanya'ya bağladığını görüyorlar. Türkiye bunu anlattı. Anlatmayı da başardı. Çünkü iki ülke tarafından özellikle korunuyor FETÖ üyeleri. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya. Başka ülkeler arkasına koyabilirsiniz. Hepsi ilk iki sıranın dışındakiler 5-6'dan başlar.
o kadar arada fark vardır. Dolayısıyla bulunduğu her kurumda, özel ya da resmi, her kurumdaki her bilginin bu iki ülkeye taşındığı konusunda ikna edilen ülkelerde, ikna edilen liderler ya da liderlik pozisyonundaki isimler, kendi kurumlarında istihbarat servisi olabilir, bakanlıklar, başbakanlıklar yahut Cumhurbaşkanlığı işbirliği yapıyor ve bu işbirliğin sonuçları 18 ülkede alındı. Devamının da daha hızlı geleceğini, ara ara bunların bazılarından haberdar olacağımızı, bazılarından olmayacağımızı söyleyebilirim. Son geziyle ilgili bir not, Cumhurbaşkanı en son Afrika'ya gittiğimizde Nijerya'nın da bulunduğu 4 günlük turda Mali'den, Fildişi sahilinden hep Nijerya'ya doğru gelip ondan sonra oradan başka bir yere gittiklerini herkes söylüyor. Yani o kadar gözlenebilir durumda ki, o sadece Afrika'da olduğu için beyaz adamlar gözleniyor değil. İstihbari olarak gözlenmeden bahsediyorum. Gözlenebiliyorlar ki kurumlarıyla, kişileriyle takipleri çok zor değil. Ve en son bulundukları, peki nerede güçlüler? İsmini unuttum. Bir ülkede hala güçlüler ifadesini kullandılar. Peki dedim, oradan neden, işte orada neler yapıyorlar? Okullar oraya mı taşındı? Orası mı güçlendiriliyor? Hayır, orada da yer altına çekildiler. Niye? Fiziki olarak oradalar. Fakat orada da yer altına çekildiler. Çünkü oranın da kendileri için güvenli olduğunu düşünmüyorlar. Ortada açıktan bir şey yapabilmek için. Anladım. İkinci unsur, not, özür dilerim. Suç için söylerler. Polis muhabirliği yapanlar bilir bunu. Parayı ve kadını takip et derler herhangi bir suç için. Burada da parayı ve FETÖ'cüleri takip ediyorlar. Çünkü bunların büyük bir kısmı hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve takip edilmeleri için de yeterince iz bırakıyorlar arkalarında. Bu takip etmeden hareketle belki Okan biraz bunu da açmak gerekir. Yani bu operasyonların planlaması nasıl yapılıyor? Bu işte FETÖ'cü, ben de biraz zanlılar, oraya katkı sağlayayım istiyordum. Nasıl aslında belirleniyor? Ne zaman düğmeye basılıyor? Serpil hani çok çarpıcı, sıcak bilgiler verdi. Gerçekten çok kıymetliydi. Mustafa da çok stratejik boyutunu açıkladı. Ben de biraz analitik gideyim. Lütfen. Bir defa bir devlet kararı var. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın somut direktifiyle belki bunu ilişkilendirmek lazım. FETÖ'cüler dünyanın hiçbir yerinde kendilerini rahat hissedemeyecekler. Dolayısıyla bunu bir de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın genel yaklaşımıyla örtüştürelim. Nedir o? MİT dış istihbarata ağırlık vermeli ve yapmalı. Biz burada neyi konuştuk? Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın alandaki çalışmalarının çok büyük bir rolü oldu diye. Ki Cumhurbaşkanı teşekkür etti. Evet, ayrıca bir de çağırıp ödüllendirdi. Bravo. Şimdi ikinci nokta, yani biz elektronik istihbarata ve analitik çalışmalara ağırlık verelim. Yani analiz çalışmalarına ağırlık verelim. Üç, aynı zamanda operasyonel bir kabiliyetimiz de olsun. Dolayısıyla FETÖ'cüler bulundukları noktalarda bahsettiği şekilde bırakılan izlerden de hareketle, ancak dantel gibi dokunarak yapılan, ayları bulan çalışmalarla, teknik fiziki takiplerle ve daha sonra da muhatap ülkelerin makamlarıyla temasa geçilerek hem hukuki hem de diplomatik ikna süreçleri de aynı anda işletilerek mesafe alınmaya çalışılıyor ve şimdiye kadar Mustafa'nın ifade ettiği gibi Pasifik ülkelerinin çoğundan da gelenler ve getirilenler var. Bazıları son anda kaçtı ve kaçırıldı. İşte bir takım örgüt adına faaliyet yürütmek üzere basketbolcu kimliğiyle Balkan ülkelerine gelip sonra Romanya'dan Amerikalıların operasyonunda kaçırılanlar da oldu. Dolayısıyla burada önemli olan şu: artık Almanya'daki bir FETÖ'cü de, Amerika'daki bir FETÖ'cü de rahat değil. Bunlar bir süre sonra ya yer değiştirmek zorunda kalacak, ya kendilerini garanti altına almak için yine bir network'ün içine girecekler ve mutlaka yine iz bırakacaklar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin nefesi ensesindedir şeklindeki Cumhurbaşkanı'nın sözü, Türkiye'nin istihbari kabiliyeti ve devlet kararlarıyla birlikte yürütülüyor. Dolayısıyla operasyonların planlanma süreci Serpil'in işaret ettiği gibi ayları buluyor. Ve bu ayları bulan süreç içinde somut bulgular, mesela Gabon bir Batı Afrika ülkesi, küçük bir ülke. Peki Gabon'u niye kullanıyorlar? İki yönde kullanıyorlar. Bir, Gabon FETÖ'cülerin farklı ülkelerdeki kaynak ihtiyaçları için para transferi amacıyla bir merkeze dönüştürülmüş. O nedenle operasyon yapılıyor buraya. İki, aynı zamanda transfer merkezi nedir? Gabon'a bir şekilde gelmeniz sağlanıyor. Ve oradan Gabon'dan da güvenli ülkelere geçişiniz garanti ediliyor, cebinize de para konularak. Bu tür operasyonel örgütü dışarıda canlı tutabilecek isimler şu anda daha ağırlıklı olarak hedefte.
Ve yine Mustafa'nın işaret ettiği gibi CIA ve BND, yani Amerikan ve Alman istihbaratı da kendilerine hizmet edenlerin her yerde, sadece kendi ülkelerinde değil, korunup kollanması için de ağırlığını belirgin şekilde ortaya koyuyor. Kosova Türkiye için çok önemli. Kosova'yı Türkiye'den dakikalar farkıyla resmi olarak tanıyan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Hı. Türkiye ikinci sırada o açıdan. Hı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de orada ağırlığını belirgin şekilde kullandığını ve istihbari kabiliyetini bu tür ülkelerde sahaya yansıttığını söyleyebiliriz. Özeti, gerçekten bir devlet kararı ve bu devlet kararının sessiz, sedasız ama aynı zamanda operasyonel yönü itibariyle her zaman da böyle büyük polisiye filmler, böyle bir dedektiflik filmine de gerek yok. Önemli olan takibin yapılabilmesi, dünyanın neresinde olursa olsun varlığınızı biliyoruzun hissettirilmesi, ilgili devletlerle irtibata geçirebilmesi ve mesela burada Mart ayında alınmış tutuklama kararı var. Ondan sonra da paket edilip Türkiye'ye getirilmiş. Şimdi tabii bu operasyonlara Milli İstihbarat Teşkilatı yurt dışı operasyon birimi bir şekilde. Evet. Hani sen de altını çizdin. Yani sürekli dünyanın dört bir yanında takip altında istihbarat elemanları tarafından yerleri belirleniyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Peki baktığımızda mesela kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz? Bütün bu operasyonları yürüten sahadaki istihbarat elemanları. Şimdi bu sayıyı verecek değişen, olsam evet, nereden biliyorsun evet derler. operasyona göre değişen rakamlar. Ama hani yine verecek olsak bu operasyonel kabiliyeti açık etmek ne kadar doğru sorusuyla karşılaşabiliriz. Ama yaklaşık sayıyı bildiğimi ifade edeyim ama paylaşmayı ben doğru bulmam bu aşamada. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tabii FETÖ konuşuyoruz ama örneğin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın... Sadece Gabon için değil mi? Şeyde, yani tüm dünya genelinde kaç istihbarat elemanı mesela bu işçilerin peşinde... Sadece FETÖ için çalışan evet ve FETÖ'yü teknik, fiziki takip eden, finansal yönüyle takip eden, ayrıca farklı istihbarat kanallarından gelen bilgilerle, yereldeki kaynaklarıyla önce tespit edip sonra operasyonel ekibi gönderen çok geniş kapsamlı bir birim var. Ama Ankara'da aynı zamanda bütün bu network'ü koordine eden bir birimden söz ediyoruz. Ve kuşkusuz bir de bunun operasyon aşamasını, bu operasyon ekibini sadece yurt dışı operasyon olarak düşünmeyin. Tabii. Türkiye'nin içindeki kilit bir sürü operasyonda gerçekleştiren çok deneyimli ve güvenilir bir ekip var. Hı-hı. Oradaki gizliliği sağlamak, çoğu zaman göreve giderken nereye ve nasıl gittiğini de ancak görevin belki başladığı kritik noktada öğrenen isimlerden bile söz etmek şimdi mümkün. Tıpkı hani 15 Temmuz sonrasında hani büyük bir travma yaşadı, TSK ama toparlandı, iki büyük operasyon başardı, işte Fırat Kalkanı üzerine Afrin işte çok önemli kritik görevlerin üstesinden geldi diye anlatırken tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'na da ayrı bir şey açmak gerekiyor. Çünkü doğrudan teşkilatın başındaki isme dönük bir operasyonel faaliyette maruz kalmış bir kurumdan bahsediyoruz. Ve bence burada iki çok önemli şey yapıldı. Birincisi Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan'la birlikte özel bir yapılanmaya gitti. Az önce Okan çok güzel aktardı, özetledi. Dış operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı dış operasyon ağırlıklı çalışmalıdır vizyonuyla, mantığıyla farklı bir yapılanmaya gitti. Fakat bu operasyonların tamamı için özel operasyonlar birimi denen çok özellikli, nitelikli isimlerden oluşan bir grup oluşturuldu. İşte bu operasyonların aslında merkezdeki ayağı bu birim ve bu birim önemli başarılara imza atıyor. Bunun yanında tabii aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konuşuyorsak mutlaka Suriye sahasındaki başarısının da konuşulması lazım. Çünkü Afrin'de, Cerablus'ta, Azez'de, Elbap'ta, İdlib'de sahayı hazırlama ve ÖSO'yu hazırlama mantığıyla da yaptığı çalışmalar gerçekten hani üzerinde uzun uzun konuşulması gereken çalışmalar. Şimdi ben ekleyeyim, sadece bana enteresan geliyor, kıyaslama açısından fikir verir. 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nin teslim ettiği bir suçluyu, bir teröristi sadece almaya giden bir yapı vardı. Şimdi dünyanın dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasındakileri oralardan, o Amerika'nın elinden alıp buraya getiren bir yapı var. Kıyaslama için herhalde bir fikir verir.
Peki. Eskişehir'deki olaya dönelim. O da çünkü enteresan. Gelen bilgiler de kafaları karıştırıyor. Şimdi üniversitede bir katliam haberi. İlk gelen bilgi buydu. Bir doğru. Akademisyen, dört akademisyeni sanki öldürdü. Sanki böyle bir cinnet getirmiş gibi. Yani görüntü o. Sonra birazcık işte soruşturmaya dair bilgiler sızdı. Meğer katil zanlısı bölümdeki akademisyenlerin yarısıyla ilgili FETÖ'cü diye yani ihbarda vahim bulunmuş. Vahim bir tablo var. Evet. Sonrasında görüyoruz ki o ihbarlarla işte soruşturmalar açılmış, açığa alınan öğretim görevlileri var. Onlar geri dönememişler suçsuz çıkmalarına rağmen. Sonra öğrendik ki o zanlı hakkında suç duyuruları, şikayetler gitmiş ama işleme konulmamış bir türlü. Şimdi kafalar karışık. Ne görüyoruz biz Eskişehir'de yaşanana baktığımızda bir adli bir katliam dışında ne çıktı ortaya? Ahmet, devam eden bir soruşturma süreci var. Hatta yayınla ilgili de belli kısıtlar var. Dolayısıyla biraz olayı analiz etmek çok daha faydalı olur. Bu FETÖ'yle mücadelenin kritik bir aşamasında bir seyahatte ben de hatta vardım. Sayın Cumhurbaşkanı at izi it izine karışıyor şeklinde bir tanımlama yapmıştı. Evet, bilmem hatırlar mısınız? Evet. Şimdi aradan geçen süre içinde bu iz karışıklığını giderecek mekanizmalar kurulmaya çalışıldı. Kriterler somutlaştırıldı ve itirafçılar başta olmak üzere ciddi somut bağlantılar da ortaya çıkarıldı. Fakat gelinen noktada FETÖ'nün görünen yüzünden ziyade yani bir iceberg gibi, bir buzdağı gibi buzdağın altındaki kısmıyla ilgili problemleri daha belirgin şekilde görüyoruz ve aslında yapının ne kadar çetrefilli olduğunu da anlamak için. Şimdi bir yandan bir iddia ve iftira mekanizması da işliyor olabilir. Şimdi bununla ilgili filanca FETÖ'cüdür diye bir iddia ortaya atıldığında veya bir suçlamada bulunulduğunda bunu somutlaştırmak çok gerekli bir aşamadayız artık. Peki bununla ilgili işlem yaparsanız o iddia sahibinin ne kadar doğru ve ciddi bir şahıs olduğundan emin olarak işlem yapmanız lazım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki hocalara Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine de sabır. O olay özelinde baktığınızda aslında bir iftira mekanizmasının da işletilmiş olabildiği gözüküyor. Ve aynı zamanda eğer işlem yapmazsanız bu kez de FETÖ'cüleri korumuş oluyorsunuz. Yani bir yandan acaba bir iftiraya bir şekilde hani başka kelime bulamadığım için alet mi olunuyor? Bir yandan da bir FETÖ'cü zincirinin halkalarını deşifre edecek bir faaliyet engelleniyor mu? Şimdi bu ikilem çok zor bir tablo üretiyor. Ancak yani bahsedilen zanlının hani sistematik olarak ihbarda bulunan aynı zamanda gizli tanık yapılmış veya böyle bir rolle de üniversitede gerçekten yani kimliğinin ötesinde sonuçlar üretebilen ve FETÖ'cü olmadığı daha sonra mahkeme kararıyla veya yer yer beraat kararlarıyla da ortaya çıkan hocalar bakımından da YÖK, üniversite ve rektör ve polis arasında da işi yönetme konusunda da problemlerin çok belirgin olduğu ortaya çıkıyor. Rektör YÖK'ten örneğin hakkında FETÖ'cü diye iddiada bulunulup işlem yapılanlar veya ihraç edilenlerle ilgili mahkemeden beraat kararı çıkınca başlatma konusunda YÖK'ten bir karar bekliyor. YÖK bu konuda inisiyatif sizindir diyerek topu üniversiteye bırakıyor. Üniversite inisiyatif alacak, polis hayır daha onlarla ilgili devam eden süreç vardır diyor. Dolayısıyla birbirini tamamlayan, besleyen entegre bir iş yürüyor. Ama kritik olan şu, FETÖ'cülere de bir zemin kazandırıyor maalesef. Bunun altını çiziyorum. Nasıl bir zemin kazandırıyor? Şimdi FETÖ'cü olmayanlarla ilgili işlem yapılarak eğer bir mağduriyet üretilmişse FETÖ'cüler de kendileri bakımından da aslında bir mağduriyet üretildiği senaryosuna bir zemin, bir kendilerince meşruiyet kazandırmaya başlıyorlar. O yüzden bu Osman Gazi örneği FETÖ'yle mücadele bakımından Türkiye'nin bundan sonra izleyeceği yol ve çıkaracağı dersler bakımından hakikaten ibretlik ve çok çok dikkatli analiz edilmesi gereken ve özellikle kripto FETÖ'cüler, mahremler denilen ve örgütü yeniden canlandırma, kamuoyunda örgütün algısını değiştirme ve mücadeleyi sekteye uğratma konusunda kullanılan operasyonel araçlar ve yöntemler bakımından da artık yeni bir faza girdiğimizi gösteriyor. Peki bir süreçten bahsettin. Yani işte
Rektör YÖK'ten haber bekliyor. YÖK sizin inisiyatifiniz diyor. Polis o inisiyatifi kullanmasına engel oluyor. Yani ve daha diyor başka devam eden süreçler var. Ve ortada bir mağduriyet duruyor. Peki bu bilinçli yaratılmış bir mağduriyet mi yoksa işte daha yani farklı? Yani şunu söyleyeyim. Haliç'te bir gemiyi vurdular. Yani onun gibi bir şey bu. Hani Atilla İnan'ın. Dolayısıyla hani cinayeti kör bir kayıkçı gördü durumu var burada. Öyle söyleyeyim yani. Yani şöyle söyleyeyim. Güzel bir yerden bağladı. Şöyle devam edeyim. Bence manzara şöyle. Hani burada hani bir iş olmazsa o işin olmamasının nedeni hani ya işte o kapıya gittim yarın gel dedi, bu kapıya gittim ben senin sorunu çözemem şuna git dedi. Böyle bir bürokratik, kaotik bir ortamdan dolayı bir sonuç olumlu, işte bu olayı engelleyecek bir sonuç alınamamış değil. Olay o kadar masum değil. Gazetelere yansıyan bilgiler, tabii bir gizlilik şeyi de var, belirli çerçevede konuşmak zorundayız ama bence ortadaki manzara FETÖ konusunda ihbar mekanizmalarının çok artık yani FETÖ'nün kullanacağı noktaya gelecek kadar kötü kullanılmasının ve buna izin verilmesinin yarattığı çok dramatik bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani FETÖ'lojik metot. Evet, FETÖ'lojik metot. Yani şöyle söyleyeyim, daha net söyleyeyim. Bu katil zanlısının katlettiği insanlara ve daha doğrusu ihbar ettiği insanlar bağlamında gösterilen idari, hukuki, savcılık bağlamındaki hassasiyet ve dikkat bu adamın davranışları konusunda gösterilmemiş. Yani bunun lehine gelişmiş. Öyle görünüyor. Hem idari diyorum hem hukuki. Niye hukuki diyorum? Savcılık. Mesela savcılık son ana kadar bir soruşturma açmamış bu kişi hakkında. Ama bunun yalan yanlış delillerle bulunduğu ihbara dayanak alarak birçok insan, biri 5,5 ay yatmış bir profesörün eşi, 5,5 ay yatmış, sonra beraat etmiş. Onlarcası zaten takipsizlik kararı verilmiş hakkında. Yani bu konu aslında böyle hani bu işte FETÖ'yle mücadelenin nasıl yapılacağı konusunda bir standart oturulamadı. Bu nedenle de işte bir algı operasyonu çerçevesinde ihbarlarla insanlar, masum insanlar bir şekilde ceza almak zorunda kaldılar diyerek geçiştirecek bir şey değil. Bence peki, burada maksatlı olarak yapılmış şeyler var ve bence Perşembe günü YÖK Genel Kurulu toplanıyor. Orada bence kurulun çok önemli bir görevi var. Bu örnek olayın hak ettiği gibi sonuçlanması açısından bence rektör üzerinde, tabii bu kadar hani yargısız infaz ihbar deyip de hani sayın rektör hakkında da bir ithamda bulunmak istemiyorum, onu söylemek istemiyorum kendimizi yargıç yerine koyarak, fakat burada ciddi bilinçli hareketler olduğu görülüyor, gözleniyor. Bence YÖK Genel Kurulu'nun bunun çok üzerinde çok ciddi biçimde durması ve bu rapor hazırlanan denetçinin denetçinin hazırladığı raporda ciddi bulgular olduğu söyleniyor. Ben bu sürecin yani rektörün istifa ettirilmesi ya da görevden alınması şeklinde sonuçlanabileceğini bekliyorum örneğin ulaşan bilgiler çerçevesinde. Hani olay hani işte böyle de mücadele, çok atipik bir mücadele, çok büyük bir olay, büyük bir casusluk olayı meydana geldi FETÖ 15 Temmuz'dan sonra. O nedenle bu tip işte yol kazaları oluyor diye geçiştirilecek bir şey değil bence. Peki şimdi ihbar mekanizması tabii çok tartışılıyor, konuşuluyor. Mustafa, var mı bir yanıtın? Yani şimdi evet, bir ihbar yapılıyor, o mekanizma işliyor. İhbara konu olan kişiler soruşturuluyor. Peki ihbarı yapan kişiye dair bir soruşturma bu mekanizma içerisinde var mı? Çok inanılmaz örnekleri çıktı. Bir başka üniversitenin de rektörü kendi kurumundan en kısa sürede, hemen olayın sıcağında, yani 15 Temmuz'dan sonra en çok kişinin, en çok FETÖ'cünün tırnak içinde üniversiteden uzaklaştırıldığına dair açıklamalarıyla da medyada yer bulmuş bir rektör, sonra bu suçtan, FETÖ üyesi olmaktan tutuklandı. Şimdi bunlar ilk günden başlayan bir şey. Çünkü FETÖ'nün yöntemi zaten ihbarlar, ihbar üzerine yine yerleştirilen kurumlardaki elemanlar üzerinden kurumların harekete geçirilmesiyle hazırlanmış ve sonuçlanan kumpaslarla kurulu. Yani bu mekanizmayı nasıl kullanacağını o kadar iyi biliyor ki, bir yerde bir kendini korumak yahut ortalığı bulandırmak, sulandırıp kendini orada kamufle etmek açısından
ihbar mekanizmasını derhal çalıştırdı zaten. Hani bu bugün ortaya çıkmış bir şey değil. İlk günden itibaren. Peki bu soruşturmaları yürütenler ihbara konu olan şüpheli hakkında gösterdiği dikkati, özeni ihbarı yapana karşı gösteriyor mu? Ben şunu söyleyeyim. İlk aldığımız, ilk gözümüze çarpanlar, yine 15 Temmuz'dan sonrası için söyleyelim. İlk gözümüze çarpanlar burada ihbarcıdan çok ihbar edilenler üzerine öncelikle ağırlık verildiydi. Hemen arkasından bir dakika ihbarcı o yanlış, bunda sorun var, öbüründe sorun var. O zaman ihbarcıda sorun var denilerek bir geriye dönüşle. Çünkü burada sistematik faaliyette bulunan bir şahıs. Şimdi FETÖ bunun sistematiğini biliyor. Savcılar her olaya tek tek bakıyor. Yani orada bir, bunlar böyle çalışırlar. Dolayısıyla böyle bir mekanizma gördüğümüzde bunun arkasında hemen FETÖ'yü arayalım demek zaman aldı mekanizmanın çözülmesi. O bakımdan, ama bu hemen, yani işte zaman aldıdan kasıt zaten topu 2,5 yıla yakın bir zaman geçiyor. Dolayısıyla birkaç aylık bir süreden bahsediyoruz. Geri doğru toparlanmaya başlandı. Yani şimdi bu olayda Okan da altını çizdi. Yani bir süre içinde zarfında sistematik bir şekilde yüz civarında. Bize de geldi. Hepimize binlerce mailler geldi. Birçoğunda işte bakıyorsunuz isim var, TC kimlik numarası var, adres var, ev telefonu var filan. Ben bazılarını üşenmedim. Aradım, araştırdım. Doğru değil. Ciddiye bulduklarımı da ilgili kurumlara ilettim. Hala da onlar çalışıyorlar zaten bildirilebilecek. Şimdi yani FETÖ ihbarı yapıyor. Sonra da onunla ilgili işlem yapılmadı diye, işlem yapılmadığı için de bir başkasını ihbar ediyor. Şimdi mesele şu. Yani hani ben şunu da biraz anlayabiliyorum. Bakın burada şöyle bir yöntem de var. Ben bunu birçok kamu kurumunun, FETÖ ile mücadele eden birçok kamu kurumunun yöneticisinden de duydum. Baylok, herhangi bir şey yok. FETÖ üyesi olduğuna dair kağıtla ortaya koyabileceğiniz herhangi bir şey yok. Fakat yanında aynı birimde çalışanlar, amirleri, memurları, ondan sonra işe girmiş olanların dahi çok net bildiği bir gerçek. Bu adam FETÖ'cü. Neden? Çünkü her kurumun içerisinden de dahil olmak üzere bazı işte ev sohbetlerine, vaazlara, götürmeler ya da ne bileyim işte bu gazete aboneliklerine zorlamalar dahil, bunların hepsini yapmış adam. Fakat onunla ilgili herhangi bir kayıt üretemiyorsunuz. Anca tanıklık var. Tanıklıktan başka bir şey yok. Şimdi bu insanların bir kısmının geri dönmüş, mahkemeden beraat almış olma ihtimali elbette kuvvetle muhtemel. Kurumlar bunları mesela genelde şimdi kızak görevlerde tutuyorlar. Eski görevlerine atama konusunda biraz elleri yavaş davranıyor. Şimdi buna baktığınız zaman efendim filancılarda niye görevlerine beraat etmişler, neden atanmadılar böyle hemen? Çok zor bir karar. Peki tüm çünkü bu konuştuklarımızın gösterdiği yönde baktığımızda FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı nasıl adlandırmak gerekir? Yani hep hani konuşuluyor yani. Şöyle söyleyeyim. FETÖ mücadele bitti mi, bitmedi mi, ben devam ediyor? Ben kısa iki cümle söyleyeyim. Yani bugün 10 Nisan Polis Günü, teşkilatın kuruluşunun 173. yıl dönümü. Yani bütün emniyet görevlilerini de buradan tebrik ediyoruz. Vatansever olanların altını çizerek tabii ki. Şimdi Emniyet Genel Müdürü Sayın Selami Altınok'la konuştum ben. Tespitli, tescilli bir FETÖ'cünün teşkilatta kalmadığını, ancak kriptolar ve mahremler üzerine gittiklerini ifade ediyor. Bu önemli bir husus. Bence devletin tamamı için de geçerli nokta da bu. Kesinlikle, ben de aynı kanaatteyim. İkinci husus da, şimdi yaklaşık 107 bin civarında ihraç vardı kamudan. Bunlarla ilgili dilekçeleri ve bağıllarını dikkate aldığınızda 336 bin civarında evrak var. Dolayısıyla OHAL inceleme komisyonu bir sistem kurdu ve süratli bir şekilde bunları değerlendiriyor. Neredeyse şöyle söyleyeyim, bir yıl içinde bu dosyaların yarısından fazlasını kesin karara bağlayacak bir mekanizma ve bu anlamda bir sistem işletmeye başladı. Dolayısıyla önce kamudan ihraçlar bağlamında alalım. Bir yandan da kriptoların ve mahremlerin ortaya çıkarılmasına ilişkin sürecin devam ettiğini de göz ardı etmeyelim. O yüzden FETÖ ile mücadelede bilinen, görünen ve kendisini açık etmiş olanların devletle bağının kesildiğini ama kendisini gizlemeyi başaranların
bugün hala aktif olabileceğine ilişkin riski de göz ardı etmemek gerekiyor. Peki şimdi kripto ve mahremlerin belirlenmesi için çalışma sürüyor. Şimdi adı üstünde kripto mahrem, yani kendini saklayan. Peki devlet ne zaman tam anlamıyla ben kripto ve mahremleri de temizledim, bu iş bitmiştir diyecek, diyebilecek? Çünkü bu soru beraberinde şunu getiriyor. O hal. Yani o halin bitmesi için de, kalkması için de bir anlamda bu FETÖ'yle mücadelenin artık sonlanması bunun gerekiyor. Bunun hemen 3 günde, 5 günde, 1 ayda, 1 yılda bitmesi mümkün değil. Çünkü bu çok gerçekten çok farklı yöntemlerle çalışan, çok aynı zamanda çok büyük bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz. Yani devlet bir şey yapıyor, bir karar alıyor. Mesela o kararın ardından attığı adımda da yeniden bir şey yapmak zorunda kalıyor. Bakın ben şeyleri çıkardım. 15 Temmuz'dan sonra temizlendikten sonra yerine atananlar bağlamında göreve getirilip de, yani bu FETÖ'cü değildir deyip güvenilip göreve getirilip de FETÖ'den işlem yapılanlar var. Örnekler söylüyorum. Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın danışmanlığına getirilen Havakurmay Yarbay. Ergani Kaymakamı, örnekleme söylüyorum. Düzce İl Jandarma Komutanı, eskilerinden bahsediyorum tabii. Kara Havacılık Komutanı. Çok yakın bir zamanda basına yansıdı. Dargeçit Belediye Başkanlığı atanan kaymakam. Ömerli Belediye Başkanlığı atanan isim. Yani şimdi bunlara baktığınız zaman... Kaymakam ve kayyum bunlar. Ve kayyum. Şimdi bunları atıyorsunuz, FETÖ'cüleri alıyorsunuz, yerine atıyorsunuz ama bunları FETÖ'cü diye tekrar almak zorunda kalıyorsunuz. Yani tablo o kadar karmaşık ki bu öyle 3 günde, 5 günde bitirilebilecek belki, şey değil. Ama o hal tartışması tabii bunun dışında bir belki mesele. Belki şöyle söylemek lazım. Evet. Çok hemen kısa. Şimdi Türkiye'de normal güvenlik algısında mesela casusluk suçtur ve devlet bununla sürekli mücadele eder. Yani yeni giren memur casus çıkar mı çıkmaz mı diye bile takip edilir ve bunlar olağan halde de yapılır. Bu ayıklamanın görünür, elde edilebilir, ulaşılabilir olanları temizlendikten sonraki bazı kurumlarda evet temizlenmiştir ama yeniden hortlamayacağı, orada bir takım yerlerde uykuda bekletilenlerin olup olmadığı elbette bu bilinemez ama bunlar olağan halde de tavsiye edilebilir bir yerden sonra. O yer ne zaman gelecek? Zaten asıl mesele bu. O hal meselesinde henüz oraya gelmediğimiz anlaşılıyor yapılan açıklamalardan. O bakımdan bunu doğrudan o hale bağlamak doğru değil ama evet. FETÖ'yle mücadele tıpkı devletin standart güvenlik algısında casuslukla mücadelenin yeri neyse o kalıcı olarak devam edecek. Yani bunun peki için hiçbir süre yok. Peki. Bir araya gidelim. Aranın ardından artık son bölüm biraz ekonomi de konuşmak istiyoruz. Zira dolar 4 lirayı aştı. Daha ne kadar gider? Neden bir türlü önüne geçilemiyor? Bunları konuşacağız kısa bir aradan sonra. Siyasi işlere devam ediyoruz. Bu bölüme ekonomiyi konuşarak başlamak isteriz. Zira dolardaki yükseliş tabii yakından takip ediliyor. Sadece dolar demek doğru değil aslında. Döviz kurundaki yükseliş. Dolar bugün 4 liranın üzerine çıktı. Okan Müderrisoğlu, sizin uzmanlık alanınız ekonomi. Şimdi herkes tabii birbirine aynı soruyu soruyordur. Bu yükseliş nereye kadar gider? 4 lira belki bir işte psikolojik sınırdı. O sınır aşıldı. Daha önce 3 liraydı o sınır. Aşıldı, 4'ü gördük. Nereye kadar gider? Neden önüne geçilemiyor? Şimdi yani ekonomi deyince siyasetten ayırmak mümkün değil. Ama aynı zamanda ekonomi deyince de böyle çok karmaşık denklemler üzerinden de hiç konuşmaya da gerek yok. Sadeleştirerek bakabiliriz lütfen tabloya. Bir içeriden bakabiliriz, bir dışarıdan bakabiliriz. Şimdi içeriden bakalım. Türkiye ekonomisi büyüme iştahı ve iddiası olan bir ekonomi. Dolayısıyla büyüyen ekonominin nasıl finanse edileceğine ilişkin soru. Dolayısıyla finansman ve cari açık boyutunda Türkiye'nin üzerinde yaratılan tartışmalar. İki, ekonominin daha doğrusu hazinenin yönetiminden sorumlu bakan acaba istifa etti mi etmedi mi? Niye Sayın Cumhurbaşkanı kendisine dönük bazı eleştirilerde bulundu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuoyu önünde gerektiğinde Merkez Bankası Başkanı da dahil olmak üzere çalışma arkadaşlarının da eleştirebildiği ilk kez karşılaşılmış bir örnek değil. Dolayısıyla Sayın Mehmet Şimşek'in şahsı üzerinden yaratılan spekülasyon, bazı büyük Türk firmalarının borç yapılandırma talebinde bulunduğuna ilişkin hususlar, enflasyon faiz arasındaki ilişki noktasında piyasanın
özellikle dayatması. Nedir o dayatma? Bu çok sistematik ve bilinçli bir şekilde yapılıyor. Şu çok açık bir gerçek. Türkiye enflasyonu tek haneye indirmek zorunda. Buraya kadar çok net. Ancak finansman maliyetinin enflasyon üzerinde, yani kredi faizlerinin ve genel olarak faiz hatlarının yani enflasyon üzerinde belirgin bir etkisi de var. Dolayısıyla şu anda enflasyonun çift hanenin sınırında seyretmesi piyasa bakımından önümüzdeki dönemde buna ilişkin bir aşağıya nasıl çekileceğine dair somut bir sinyal arayışını da gösteriyor. Yani bir takım tedbirlere ilişkin. Halbuki bir yol haritası açıklanacak. Yani bir tedbirler dizisi demek de belki gerçekçi değil. Çünkü zaten açıklanan bir yığında ve uygulanan bir yığında tedbir var. Fakat piyasa Merkez Bankası'nı bir yere doğru sıkıştırmaya çalışıyor. Aslında aynı anda Rusya'da, Türkiye'de ve İran'da görülen bir hareket bu. Dış tarafından da bakılınca, yani operasyonel bir tarafı da var. Nedir o? 4.050 eşiğinde Merkez Bankası ya faizi arttırmak zorunda kalacak ya da döviz satarak sisteme müdahalede bulunacak. Şimdi yapay bir fiyatlama oluşmuş ve toplumda özellikle de piyasada bir tedirginlik yaratma düşüncesi. Şimdi bu akıma Merkez Bankası eğer kendisini kaptırırsa hem rezervini eritir hem de faizi yükseltmek suretiyle ekonominin dönen çarklarını durdurma riskiyle de karşı karşıya bırakabilir. İşleyen bir ekonomiyi nispeten kontrollü bir büyüme zemininde tutmakla işleyen bir ekonomiyi durdurmak arasında çok fark var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da çok yakında bir genel kurulu olacak. Daha net sinyaller vereceğini biliyorum. Ama aynı zamanda bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na da sunuş yaptı. Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasından hani bu döviz nereye gider sorusuna cevap olarak bulduğum husus şu. Bir, yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere piyasaları düzenleyen ya da piyasalara yön veren ekonomilerde faizler artma eğiliminde. Bu şu demek. Amerika'da faiz artıyorsa Türkiye gibi ülkelere döviz getiren, kaynak getiren sermaye bizim ülkede olmak yerine Amerika'yı güvenli liman olarak tercih edebilir. Piyasa böyle bakıyor. Yani bu da önümüzdeki dönemin gerçekliği. İki, çok belirgin şekilde yani küresel riskler var. Nedir o? İşte petrol ve emtia fiyatları artıyor. Veya ticaret savaşları ve korumacılık. Bunların hepsinin ülke ekonomilerine dışarıdan Türkiye'ye yansımaları var. Ama ben içeride Merkez Bankası'nı faiz artışına zorlamaya dönük veya döviz sattırarak seçim öncesinde Türkiye'nin rezervlerini aşağıya çekip Türkiye'yi daha kırılgan ve operasyon açık hale getirmeye dönük çok planlı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Şu kur artışının samimi söylüyorum gerçek manada bunu gerektiren bir ekonomik temeli yok. Peki ama, baştaki soruyu bir kez daha sorayım. Devam edecek mi? Eder mi? Nereye kadar gider? Kur hareketiyle ilgili şuraya gider ya da şuraya iner diyebilen bir baba yiğit varsa ben de kendisiyle tanışmak isterim. Yani bu çok açık. Bunu kimse de söyleyemez. Ama piyasa dediğiniz görünmez bir el bir spekülasyon yaratıyor. Bazı rakamlar zikrediyor. Ben de onu zikrederek burada onların ekmeğine yağ sürmek istemem. Ve onlar o rakama doğru getirmek için de ayrıca Ankara'dan aldıklarını iddia ettikleri bazı bilgi ya da duyumları da piyasaya raporlayarak hakikaten büyük paralar da kazanıyorlar ama Türkiye'ye de haksızlık yapıyorlar. Hatta bazıları çok iddialı söylüyorum ihanet içinde. Peki. Dolayısıyla bir tek cümle Türkiye ekonomisiyle ilgili yorum, değerlendirme, tahmin, analizde bulunan her kimse adını soyadını açık olarak koyacak ortaya bir. Hangi kaynaktan nasıl aldığını ortaya koyacak? İki, ben öyle duydum. İşte filanca bakanın danışmanı öyle söylüyordu. Falancayla yemekteydik böyleydi diye. Türkiye ekonomisi üzerinde çekilen operasyonlara birileri alet oluyor veya buna yangına körükle gider gibi başka bir fonksiyon yüklüyorsa hesabını da vermeli. Peki 3-4 dakikam kaldı. Başka bir başlığa geçmeyeceğim. Serpil, ekonomi konusunda. Yani ben tabii Okan konu uzmanı olarak hani genel çerçeveyi çizdi. Ben sadece hani biraz iç siyasetle bağlantılı olarak ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın olayı okuma biçimine ile bağlantılı olarak yani iki aşamalı, iki ayaklı bir şey söyleyebilirim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu konunun üzerinde bu kadar yoğun olarak durmasının iki nedeni var. Bir tanesi ne olursa olsun vatandaş sandığa gittiğinde oyunu atarken mutfağında tenceresinin ne kadar kaynadığına, işte çocuğunun masrafını ne kadar karşılayabildiğine, cebine ne kadar para girdiğine, ne kadar para çıktığına bakıyor. Yani ekonomik neden oy gerekçelerinin
de birinci sırada yer alıyor. Her zaman bu böyle. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Türkiye'nin 2011-2012'den itibaren Türkiye üzerine oynanan oyunlar, küresel bir takım algı operasyonları vesaire gibi karşılaştığı krizlerde, problemlerde ekonomi enstrümanının çok ciddi biçimde kullanıldığını biliyor. Geziden bu yana kullanılıyor. İşte 2011'de yaşanan bu gaz fren tartışması vesaire, bunlar da hep Türkiye'nin işte %8.8 büyüme yakaladığı bir döneme denk gelmişti. Doğru. Buralarda doğru. Küresel krizin bir şekilde tahkim edildiğini dış güçler tarafından görmüştük. Bu iki ayak üzerinden baktığında da Türkiye'nin ekonomide salimen bu geminin yola koyulabilmesinin, devam edilmesinin odak noktasının büyüme olduğunu görüyor ve büyüme odaklı bir perspektif çiziyor. Tıpkı işte geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirme gibi, işte 2018'de büyüme ve icraat yılı olarak belirlemişti Sayın Cumhurbaşkanı 16 Nisan şeyinden sonra, referandumdan sonra. Bu çerçevede bir takım tedbirlerin alınmasını istiyor ve bu tedbirlerin çeşitli ayakları Okan söyledi gerçekleşti. Dün külliyede bir teşvik programı açıklandı. Bir takım mega projeler bekleniyor. Nefes kredisi Sayın Başbakan tarafından açıklandı. Yine dolar üzerinden yapılacak bir takım operasyonlar var. Döviz boşlanması ile ilgili, KOBİ'lere dönük önlemler gibi. Bunlar önümüzdeki dönemde yaşayacağımız gelişmeler. Mustafa, son söz sende. Ben tabii bunda çok fazla şey söyleyecek durumda değilim ama bazı gözlemlerim var. En önemlisi bir büyüme odaklı bir hedef var. Evet, bu şey yapılıyor mu? Büyüme de işte %7 idi, 11 olacak, 20 olacak, öyle bir şey değil. Belli ki zaten bu işin bir normal dengesi var. O dengeyi bilecek. Sürdürülebilir olması sağlanıyor. Çünkü bu yıl içinde işte %5 civarında bir büyük büyüme örneğin öngörülüyor. Yani %7 gibi bir hedef yok. Dolayısıyla bir tarafı o. İkinci tarafı, durursa düşecek bir pozisyonu var aslında. Türkiye gibi ülkelerin siyaseten de öyle. Hı hı. Hani Afrin'de, şurada, burada, başka yerlerde geri adım atma lüksü yok. Bu süreci devam ettirmek durumunda. Ekonomide de aynı şekilde süreci devam ettirmek zorunda, büyümek zorunda. Kilogram değeri 1 doların üstünde ürünler üretmek zorunda. Dolayısıyla bu da durmamayı gerektiriyor. Bir de belki bu konuyla ilgili alınan tedbirlere baktığımız zaman piyasayı çalıştıracak, can suyu olacak, çarkı döndürecek, çarkın üretimi arttıracak. Bunların çeşidi hep 3 aşaması da var. Hem can suyu var, hem çarkların dönmesini sağlayacak, hem üretimin artmasını sağlayacak, hem de ileri teknoloji üretimin işte son açıklanan paketteki gibi teşvik edilmesini sağlayacak enstrümanlar kullanılıyor. Daha önce belki bu tür durumlarda faiz, döviz, oradan faizi arttıralım, buradan piyasadan döviz alalım yahut döviz satalım, hemen dengelim, en kolayı haplarla bu iş yürütülüyordu, ilaçlarla yürütülüyordu. Şimdi biraz daha yaşam tarzını değiştirerek hastalıklardan kurtulma, korunma sistemi getiriliyor ya da yöntemi tercih ediliyor diye okuduğum gelişmeler bunlar. Peki. Sağlıklı. Fakat biraz daha uzun vadeli bir çözüm getiriyor. Faizi yükseltirseniz mesela kısa sürede de çözüm alabilirsiniz. Ama bu sizi tedavi etmez. Benim anladığım, gelişmelerden anladığım bu. İşin bir sahibi var, iş yürüyor. Ama burada mesele de şu biraz. Biri, insanlar bir göz arıyor, bir ağız arıyorlar. Kim ne diyor? Biz kimi dinleyeceğiz? Ekonomide de bu böyle, siyasette de böyle. Bunun son tahlilde Cumhurbaşkanı... imzamızı atalım. Evet. Son cümle olarak. Son tahlilde Cumhurbaşkanı'dır bu işin sorumlusu. Evet, ama ekonomi dediği zaman bakana da ya da kimse sorumlusu, ona da bakmak gerekiyor. Bakımdan biraz daha bu netlik ve sarihlik istiyor anladığım kadarıyla. Peki, ekranda bir son dakika gelişmesi var, onu bir seslendirelim. Zira önemli, program başında da konuşmuştuk. Suriye'deki durum, kimyasal silah soruşturması, bu yönde bir tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önündeydi. Oylama sonuçlandı ve Rusya o tasarıyı, kimyasal silah soruşturması tasarısını veto etti. Birleşmiş Milletler. Amerika'nın tasarısını. Tabii. Amerika'nın tasarısıydı. Rusya'yı sorumlu da tutacak mekanizma içeriyor. Kendisi de bir tasarı sunmuştu çünkü. Rusya'da zaten veto edelim diye yem olarak önümüze getiriliyor demişti, çok açık bir peki. Teşekkür ediyorum. Siyasi işlerin sonuna geldim. Okan, Serpil, Mustafa, teşekkürler. Siyasi işlerde bu akşam siyaset gündemini ve tabii dış politikayı konuştuk. Önemli başlıklar vardı. Programın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.